Başla. Girdim kanka şu an. Tamam, oldukça doğal olacak. İzle. Montun falan düzgün mü tipim? Bir sıkıntı yok. Evet, Ozan Akgün böyle hepinize... çekimler hazırlanıyor. Aynen, hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Leyna Antis olarak sizlerle birlikte Yağmur Yağıyor, Seller Akıyor şarkısıyla resmen 4 kasayı inceliyoruz. Resmen şu an sel aldı her yeri İstanbul'da. Çok şükür, berekettir. Emeklerimizin karşılığı olarak da siz de lütfen aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizler için çok daha güzel içerikler üreteceğiz diyoruz. Yeni 4 kasa sürprizlerle dolu. Sahibi de ailemizden tanıdığınız, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hadi bakalım öyleyse şimdi ufak ufak videomuza doğru geçelim. Başlat abi. Başlattık. Başladık mı? Tamam, dandarada dandarada. Kanka şu an yağmurda olduğumuz için resmen öyle şey yok kanka, bizde zaten kasmıyor. Evet, sevgili Yusuf Altun, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Şimdi Yusuf'u arkadaşlar kanaldan zaten bayağı videodan hatırlıyorsunuz. Sevgili Cem Ertürgay'ın asker eğlencesinde kendisi o kadar güzel bir iki kasası vardı ki çifte telli oynuyordu resmen. Derken şimdi burada şey giriyorum kurguda, o eski videodan alıyorum tamam. Görüntüyü. Nerede miydi makine? Aynen. Oo. Hemen indir, hemen görüntü şov. Görüyorsunuz. Anında görüntü şov. Hiç sevmem öyle şey. Aynı zamanda biraz önce görmüş olduğunuz gibi çifte telli oynayan iki kasasıyla Florya'daki düzenlemiş olduğumuz o çok güzel iftarımızda gene bizi yalnız bırakmamıştı. Aman Allah'ım, gelirken bile rahat durmuyor bu çocuk. Yine biraz önce izlediğiniz arkadaşlar anılarla dolu bir gün gibi. Ve bugün de arkadaşlar sevgili Yusuf yeni 4 kasasını bizler için getirdi. Tekrardan teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. Biz yıllardır görüşüyoruz. Leyna Antis'te şöyle bir şey var. Yani uzun yıllardır ailemizin içinde hem buluşmalarımıza gelenler hem beraber yediğimiz içtiğimiz kardeşlerimizle onlar araba aldıkça biz birlikte inceliyoruz. Kendisi de sağ olsun gerçekten böyle bir şansı bize tanıdı, yani getirdi arabasını. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir de yağmurda ıslanıyor ekstra olarak canım kardeşim. Yusuf 4 kasayla alakalı bayağı bir araştırmış, bakmış. İçinden yani, geçtim. İçinden geçmiş resmen. Bir önce kasa 4 kasa da F82 4. F33'üm vardı. F33'üm vardı. M4'e gitti şu an. Aynen. F33 vardı 4 kabriyo. O hala duruyor. Satmadı hala onu. Duruyor, aynen. Bunu da üstüne aldı. Aynen. Resmen. Ya yeni pişti. yeni kasa tenteydi. Onu beğenmedik. Dedik eskisinden devam edelim. O yüzden değil mi kupe aldın? Tabii yenisi tente ve ben sevmiyorum. Tente biraz kalitesiz duruyor. Değil mi? Riskli duruyor. Evet. Ne bileyim. Hani bıçak atıp dışarıdan baktığında bu araba kabrio diyorsun. Tente. Brandası var. Ama hani 4 kabrioyu çok fazla anlamıyorlar. Evet. Binen misin abi, gerek yok. Aynen. Yeni... Arabaya bindiğinde kışın kupe oluyor, yazın kabrio oluyor. Muhteşem avantajı var. Ama kupeyi tabii çok seviyorum. 4 kabrionun ayrı bir havası var. O yüzden onu biliyordum. Ama yeni 4 kupenin kesinlikle kupesinden, yeni 4'ün hatta. Kabriyosuna kesinlikle almam. Tenteli sistemden ziyade 4 kupenin yani çok daha yakışıklı oldu. Evet. Çok daha can alıcı noktaları var. Hani 8 kasanın zaten birazcık ölçeklenmiş hali. Motor performansı olarak zaten bildiğiniz üzere 3 kasada, 5 kasada bildiğimiz 1.6 motor. BMW'nin kendi motorunu koydular. Hı hı. B47 olsa gerek. Hı hı. 170 beygir normalde, 250 torku var. Ama tabii ki yakın zamanlarda onu da göstereceğim şey Ozan'a. Birazcık rodajı bitsin bir arabanın. Ben de size. 100 beygir gibi güç alabiliyorsun. Evet. Ve bu motoru yormuyor. Aslında bunun sebebi de altyapısı. Tamamen 2 litre 258 beygir olan motora uygun. İşte turbosun bilmem nesi, her şeyi arabanın 258'e uygun, birebir uygun. 258'i de ufak çıtır açtığında 280'e geldiği için bu arabayı biraz açtığında direkt 280 beygir, yani şey, helal. Aynen öyle. Çok güzel bir şey bu aslında arkadaşlar. Yani gerçekten yani güzel. Arabanın 100-200'ü 1.6 motora göre muhteşem bir verilere ulaşıyor. Evet. İşte ne bileyim. Yükleyince de özellikle. Ya yüklersen zaten şaka makinesine dönüşüyor. Stok Golf'ları geçiyor kanka yüklüsü yani. Ve yüklemek de çok basit arkadaşlar. Sadece yani. Ufak... İnterkulu falan da değişmiyor. Evet evet, yazılım mazılım aynı. Ufak tefek belki bir şeyler yaparsın. Yani çok güzel anlatıyorsun bu arada. Sanat gibi anlatıyorsun kardeşim ya. Anlat kanka, sen anlat ben dinleyeyim. Evet abi. Şimdi arabadan bahsedeyim biraz. Bu arabada ekstra opsiyon olarak lazer lamp var. Özür dileyebilir miyim? Hı.
Lens'te şey var oğlum, şu an su var ya. Şunu kurulayalım. Dur. Çıkıyor mu? İşte yağmurlu havada çekim. Aynen kanka, harbi yağıyor kanka. O dur hemen kurulayalım. Aynen, getir bakalım. Her şey yolunda mı? Siz olun böyle temizlemeyin. Evet, her şey yolunda mı kanka? Yolunda. Hadi devam edelim. Evet. Evet, şimdi arabanın biraz opsiyonu özelliklerini anlatacağım size. Normalde Türkiye'ye gelen arabanın çok dolu geliyor. BMW bu sefer biraz ben premium segmentim dedi. Türkiye paketine harman kardonu opsiyonel yapmadı. Standart geldi. Ondan sonra 3 kasalarda NBT yani büyük ekran dediğimiz ve hayalet ekran normalde opsiyoneldi. Evet. Bu arabada direkt Türkiye paketinde geliyor. Kablosuz şarj. Bu da Türkiye paketin içinde. Ya aslında bu arabayı Türkiye paketi alsan kullanamaz mısın? Kesinlikle idare eder. Yani idare eder demeyeyim, hatta şu anda eski 4 kasaya baktığımızda hayalet, NBT ve harman olan arabalar en full gırtlak dolu diye geçiyor. Geçiyor ama bunlar da onlar ama artık bunda standart. Artık standartlaştı. E peki bunun opsiyonel özellikler ne var? 19 jant getirmişler. Normalde 18 vardı. Buna 19 jant koyabiliyorsun. 19 jantın da benim bildiğim kadarıyla iki çeşidi var. Benim jantım diğerine göre yaklaşık bir 1000-1500 euro biraz daha farklı. Benim daha çok hoşuma gitmişti açıkçası. Bu yüzden bunu tercih ettim. En önemli opsiyonel özelliği laser light dediğimiz. Bence en önemli özellik şu kanka. Artık geleceğe yansıtıyor yani. Ben bunu ilk gördüm. Bu şaka mı dedim ya. Instagram'da paylaştım bunun ilk görüntülerini. Dünyada yayınlanan. Bayağı tepki uyandırdı çünkü yani. Ya bu muhteşem bir evrim oldu. Evet. Bazı insanlar bunu hiç sevmedi. Evet. Bazı insanlar muhteşem aşık oldu. Evet. Sevmeyenler insanlara ben şunu söylüyorum. Çok değil. 2-3 ay arabaya bakın. Gözünüz alışıyor ve çok daha güzel geliyor. Kesinlikle. Yani eski böbrekler ben kullandım. Yani F22 de kullandım. F33 de kullandım. Severek kullanıyordum. Ama bu böbrek yeni nesil. Yeni gelen bütün BMW'lerde bu böbrekler gelecek. Yani yeni 3 değiştiği zaman bu böbrek olacak. Evet. Şöyle ızgara zaten artık geleceğe yansıtıyor arkadaşlar. Yeni dönemin başlangıcı olan bu detay bence çok ilk başta kötü gelmişti ama şu an bence güzel. Izgara, yeni M4 ve yeni M3'leri çok merak ediyorum. Seni yanıma doğru alıyorum. Evet. Kaput altını gösterelim mi hemen öndeyken? Gösterelim. Hadi gel gösterelim. Böyle yatak odasına gelelim arabanın biraz. Bu arada baba baksanıza ya, farmar falan. Oo. Harbiden bu nedir ya? Mavi çizgiler. Ha, bu nedir ya? Benden aldı baksana. Aynen. Geliyor. Geliyor. 4 kasa incelemesindeki 4 serimizin kaput altı. Şimdi alüminyum mu? Evet. Materyal. Alüminyum. Gergiler kule gergisi olarak, değil mi? Hı-hı. Bunlar kule gergisi kule olarak kullanılıyor. M'lerde şu arkadan geçiriliyor hatta onlar. Bunda böyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Onun dışında üstündeki turbo zaten bayağı bir yüksek güçlere kadar destekleyen bir turbo. Kesinlikle. 2 litre altyapısı var. Twin Power Turbo. Twin Power Turbo demek 2 tane salyangoz olan bir turbo modeli değil arkadaşlar. Tek turbodan 4 pistona çift 2 tane hava basıncı veren bir sistem yani. Onu karıştırıyor insanlar. Twin Power bu arabada 2 tane turbo var falan diyorlar. Öyle bir şey yok. Onun dışında zaten genel olarak böyle kapalı, estetik yapıda bir motor, kaput altı. Bu arabanın 1.6 olduğunu kimse inanmaz. Evet, 2 litre gibi duruyor yani. Ciddi ya anlamda büyük. Zaten aslında kasa tamamen 2 litre diyebiliriz. Değil mi? Yani Türkiye'ye özel getirilen bu. Bu arada bu bilgiyi de bir dipnot vereyim. Yurt dışında 420i dedikleri araba 2 litre oluyor, 184 beygir oluyor. Ha. Türkiye'ye gelen modellerde bildiğiniz üzere ÖTV, KDV muhabbeti yüzünden 1.6 motorunu gönderiyorlar. Aslında aynı motor. Sadece biraz küçültüyorlar. Evet. Ama altyapı aynı. Evet. 170 beygir gücünde bir motor sunuyorlar. Hı hı. Avrupa'da 420i diye baktığınızda mesela araştırırsanız 2 litre 184 beygir seçeneği çıkıyor karşımıza. Bunlar da önemli küçük detaylar. Kaput altı böyle. Hemen etrafında bir kısa dönelim. Zaten siz detay görüntülerini izlerken tasarımına bakıyorsunuzdur. Bu arabanın rengi ne olarak geçiyor? Bu araba metalik gri. Metalik gri. Dravit. Dravit. Evet. Bu opsiyonel bir renk mi bu arada? Opsiyonel renk. Kaç para fark ödeniyor bunun için? Ben bunların hepsini detaylı bir şekilde altına yazayım çünkü şimdi yazarım. Okay. Bakarlar. Okay. Yok öyle değil mi? Açıklama kısmının, yorum kısmında Yusuf'un yorumunu arkadaşlar göreceksiniz zaten. Böyle, sabitleyeceğim onu. Zaten bütün bilgileri direkt paylaşacağım. Yani bu araba ilk Türkiye'ye geldiğinde liste fiyatı açıklandı. 722.000 başlangıç yazdı. Uygun fiyat. Aslında uygun. Bugünün güncel kuruna göre uygun. Evet. Şu an mesela 2021'e %10 zamı koydular ama. Ha, ilk gelen arabalar hep daha ucuz olur unutmayın. Evet. Yana doğru geldiğimizde jantımız bu şekilde. Arabamızın, şimdi havayı kaçırmayalım arkadaşlar. Yola çıkacağız, yol testi yapacağız. Asıl o kısımlar güzel. Onun dışında işte dış kısımda böyle görmüş olduğunuz kromaj bir dış detay, çizgi, paketi var gibi bir şey. Buna ne dedi? Çerçeve. Çerçeve. Evet, çerçevelerimiz arkadaşlar. Bu arada bu yeni gelen dörtlerde çerçeve çoğunda siyah. Ha.
Ben dikkatimi çekti. Yani evet. Ben aslında kaplatıyorlar mı acaba? Yok yok, o şekilde gelmiş. Shadow gelenler de var. Evet. Bu arabada krom geldi, benim çok daha hoşuma gitti. Çünkü arabanın rengi simli. Hı-hı. Simleri böyle sarı. Evet. Gün ışığında onu daha çok belli ediyor. Bence rengin çok özel kanka. Evet. Yani evet. Diğer arabalar gibi değil arkadaşlar. Arka tarafına geldiğimizde Aycan diyorum. Şuraya geç Ayberk sen kankacığım. Aycan bizi andı. Arka tarafına geldiğimizde arkadaşlar burada bir çift egzoz detayımız var. Burada boru çapı herhalde bir 7 santim falan gibi ama iç kısmı da herhalde bir 55 milim 60 milim gibi bir çıkış vermişler bunda. Onun dışında arkaya bir kere bas kankacığım, şunu da bir gösterelim. Bu arada sportifleştirme açısından baksanıza şu detaylar falan efsane bence. Boş değil, bunlar gerçekten soğutmalı. Freni soğutuyor bunlar. Freni soğutuyor da var. Allah Allah. Vay. Ön taraftan çıkışta da vermişler. Ya bunlar öyle boşa C'lerdeki gibi değil yani. Yani M koyla M. Yağmur hızlandı ya, ben de hızlandım. Ucuz bütçeli rap klibi gibi oldu. Yüzünüzde de kırmızı var. Evet evet aynen. Bassana bir daha kanka, güzel oldu aynen. Oğlum ucuz bütçeli dediğin araba 1 milyon kanka. Ayıp ediyorsun. Evet. Kanka bak yanda bir detayımız var, hemen onu gösterelim. Hızlıca. Baksana şuraya. Resmen efsane. Bu arada ne ıslanmışım ya kanka. Harbiden efsane ıslandım. Şimdi bu gördüğünüz spoiler arkadaşlar, BMW'nin bize bir hediyesi. Artık M paketlerde bu spoiler'ı direkt üstünde gönderiyor ve buna bir fiyat farkı yansıtmıyor. M spoiler farkı falan yansıtmıyor. Çok iyi. Direkt bu üstüne geliyor. Muhteşem bir detay. Zaten M spoiler'ı biliyorsunuz, bu ince sıtayı fiberjerde falan bulamıyorum. Önceki arabalarda. Evet. BMW'den satın alabilir çünkü biraz ince yapılı ve plastik, sağlam madde. Evet. Çok ufaktan bir sportiflik katıyor ve bagajın üstünü boş bırakmıyor. Gerçi boş bıraksalar bile o kadar güzel bir detay vermişler ki. Bagaj nasıl açılıyor? Ha, düğmeye basıyorsa otomatik açıyor. Evet. Bagajımızın hacmi de gayet güzel. Eskisiyle benzer bir bagaj hacmi var. Burayı göster kanka. Detay olarak çekmedim bunu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öyle yani. Düğmeye basıyorsun. Tek kapanıyor. Arkası da bu şekilde. 420i yazmışlar buraya. 430 da yazsa şaşırtmaz yani bir yazılım sonrası. Şu arkadaş geçsin. Evet. Yani genel olarak güzel. Oğlum bizde de nasıl bir iş aşkı varsa yağmur çamur karpış dinlemeden harbiden şey, kamera şu an var ya, su oldu kanka. Bayağı inşallah bir zarar almayız yani. Alırsak artık like butonunu çökertin de kanka, kanalı iyice önerilsin yani. Evet. Öyle yani arkadaşlar. İçine doğru şöyle çok kısa bir bakalım. Hızlıca göster abi. Hızlıca göster. Kanka. Koltuklar kırmızı. Evet. Vesaire vesaire. Bunları yol testine bunlar çıktığımızda detay olarak tamam, size izletelim anladım diyoruz ve yolumuza doğru çıkıyoruz. Çünkü birazdan evet şeker değiliz. Erimeyeceğiz ama yani galiba hani sıksanız bayağı bir şey akar yani. Portakal suyu gibi, Leynatur suyu kanka. Hadi yola doğru beni çıkalım. Beni bir çek. Bak ne halde kaldı. Evet, Ayberk'i de çekelim. Killa Hakan'a gene selam mı? Böyle kaldı Ayberk. Evet, hadi kamera bakalım. Kamera gene aynı yere koyarsın. Öyleyse hadi yola doğru çıkalım. Geri görüş kameramız var. Tabii. Very nice, very nice. Şimdi dümdüz park gelelim. Asistanı var. Evet. Kendi kendine park ediyor. Evet. Kullandım, çok başarılı. Mükemmel, biliyor musun kamera kalitesi? Full HD çekiyor resmen. BMW'nin kamerası zaten bence her zaman çok iyiydi ya. Mesela arınma gecesine gelsen sen bu arabayla. Hı. Arkadaki araba mesela bu görüntüyü SD'den alabilme şansın olsa arkadaki arabaların rolling görüntüsünü mükemmel alır. Evet. Yani bu arada en son çıkan G20 ile bayağı bir noktası benzer. Tabii. Yani çok fazla ortak yönü var. Ama dış tasarım da eziyor kanka. Dış tasarım zaten hani ben 4'üm diyor. Ben senin abinim diyor. Kimisine göre 8'im bile diyor olabilir. Tabii, çünkü anlamıyor insanlar çok ya, fazla arkadaşlar. Kesinlikle dedim ya zaten dış çekimde de. 8'in ölçeklenmiş hali. Zaten dışarıdan gören çok insan oldu. 8 evet. Kasamı bu diyen çok insan oldu. Otomod'da şu an kendisi. Arabadaki her şey aslında yapay bir zeka ile yönetiliyor gibi bir şey arkadaşlar. Tabii. Hani İşte kemerini kapıyı açtığında hemen öne doğru çıkartıyor. Onun dışında işte koltukta mesela 2 tane hafıza var. Ses sistemi Harman Kardon. Onun dışında işte genel olarak 3 kasa videomuzu izlediyseniz oradan da zaten biliyorsunuzdur. Bu arada Instagram'da PlayStation 5, Arceo jant takımı ve gaming birçok ürünün olduğu çok güzel bir çekilişimiz var şu an arkadaşlar. Katılmak için Instagram'a da lütfen bakmayı, takip etmeyi ve çekilişe katılmak için gereken kuralları yerine getirmeyi unutmayın. Şimdi biraz şeyden bahsedeyim ben. Söz sizde efendim. Çok güzel anlatıyorsun. Bu F serisi
Önceki serisi F serisi denemenin. Evet. G serisine geçiş yaptı. Hı hı. Son geçtiği kasa 4 kasa oldu. Evet. Normalde 1'ler G'ye geçti, 2 geçti, 3 geçti, 5 geçti, 6 geçti, 7'yi de geçirdi. Hı hı. Hatta 8 zaten direkt G diye başladı. Hı hı. 4 en son geldi. Bunun en güzel yanı şu oldu. Her türlü hatalar bir şekilde giderilip bu aracı uygulandı. Değil mi? Mesela örnek vereyim. G20'de bir sıkıntı vardı. G20 kullanıcılarına da sesleneyim bu arada. 25 bin kilometre gelmeden önce Borusan'a giderseniz arka disk ve balatalarınızı bedava değiştirecekler. Çünkü kronik bir sıkıntı var. Erken bir dönemde bitiyor. Allah Allah. Eğer bayiye giderseniz direkt ücretsiz değiştirecekler. Bilginiz olsun. Yeni 3 kasada böyle bir sorun var mesela. Allah Allah. Bilmiyorum. Şimdi mesela bu arabada aynı fren sistemi var. Tahmin ediyorum. O da şey sıkıntısı. Kaliper çok fazla sıkıyor bal diski. O ayarı kaçırmışlar. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Bu arabada elektrik motoru falan yok. Yok. Ama öyle. i8'deki gibi arkadaşlar, yemin yok. Ediyorum. Evet. Hem ses yok hem de gidişte bir anlık inmelenmeyi çok iyi veriyor dokunduğunda gaza. Ben ilk şey yaptım, sordum zaten bayi arayıp. Bu arabada elektrik hibrit motoru mu vardı evet. Başlangıçta? Hani belli bir seviyeye kadar. Vallahi şu an çok şaşırdım sürünce. Kesinlikle şey yani elektrikli araba gibi. Ve GTR, SU evet. Plaka. SU evet. Plaka. Verelim mi peşine? Şu an tokatlayın rodaj değil. Evet. Bak hemen rol yapıyor çünkü bizi 8 kasa zannetti. Aynen. M8 gibi geliyor şu an. GTR her yerde bizi buluyor kardeşim. Sokakta insan yok, gene inceleme içinde bir adet GTR. Bu arada güzel duruyor arabası arkadaşında. Evet. Muhtemelen maşallah. Bizi izliyordur. Türkiye'deki GTR'ların geri kalanların hepsi Lane Hunters ailemizin üyeleri oldukları için 5 tane kalmıştır. Onları da alırız kanka inşallah yakın zamanda. Yani inşallah bize sana ulaş. Da. Evet, belki sonraki arabanın önünde gidiyor, kim bilir. Ya zaten GTR hedef. Bu arabadaki opsiyonlara bir ufak hızlı hızlı dokunalım seninle beraber. İç tamam. Aydınlatma bunlar galiba standart. Standart. 11 renk ne herhalde oluyor? İşte evet. Leylaktır, mavidir. Kısa kısa değiştirelim mi? Gösterelim şu kameradan. İç aydınlatmaya geldim. Evet, şundan da bir kontrol edeyim. Renk seçeneklerine geldiğimizde. Evet. Bronzdan başlıyoruz. Bronz. Bu bronz. Evet. Bronz beyaz. Şu an değişiyor arkadaşlar. Bu bronz beyaz. Evet. Biraz daha sık renkler daha iyi fark edilir diyeceğim de çok bunda hala fark ediliyor bu arada. Evet. Beyaz. Beyazı alıyoruz. Şuradan. Hı-hı. Evet. Mavi. Benim en sevdiğim tabii ki mavi. Mavi mükemmel bence. Mavi beyaz. Mavi beyazı alıyoruz. Mavi de çok iyi harbiden. Rear'ı da açalım, arka bu çözücümüz. Efsane. Yeşili aldık. Yeşil de kendini çok güzel gösteriyor. Bu arada yeni yeşil rengini beğendiniz mi? Bunu bir yorumlara yazın. Ben çok merak ediyorum. Ya da iç aydınlatmada en çok beğendikleri renk hangisi? Ha, onu da olabilir. Bunu evet. Yazabilirsiniz. Ayrıca BMW'nin yeni gelen renklerine biraz dikkatinizi çekmiştir. 4 kasa biraz araştırırsanız yeni gelen bir yeşil rengi var. Böyle evet evet, koyu mermi. Yeşil. Mermi. Ya bazı insanlar çok sevdi, bazıları sevmeyenler de böyle evet. Nefret edenler falan oldu. Bayi'de zaten Borsan'da şu an şovunda bir tane var. Var mı şu an? Onu var. Satıyorlar evet, mı? Satıyorlar. Kaç para? Şu an o araba çok opsiyonel değil, yanlış hatırlamıyorsam. Yılbaşından önce 821 liraydı. 821 bin TL. O ucuz bir arabaydı. Minimum ve maksimum fiyatlar nasıl şekilleniyor bu M4 diyorum 4 kasalarda? Şimdi 420'lerdeki minimum fiyat, ben çok araştırdım bunu. Aldığım verilere göre, hı-hı, yanlış olmasın, Türkiye'ye gelen en ucuz araba, hı-hı, 780 bin küsür lira. Kaç tane girdi Türkiye'ye yeni 4 şu ana kadar? Türkiye'ye tam 117 tane araç giriş yaptı. Evet. Tabii bu bilgileri şöyle söylüyorum şimdi, tam falan diyorum ama duyduğum kadarıyla ben gidip dur akşam duyduğumuz kadarıyla yani evet. Yani bir yerlerden duydum, şimdi ismi vermiyorum. Aynen öyle. Evet. Çünkü tabii, bu bilgiler tabii. Paylaşılmayacak bilgilerdir aslında. Ama Lane Hunters her şey legal kanka. Yakalarız. Aynen evet. En dolu gelen arabanın fiyatı da 890 bin TL olması gerekiyor. Tabii 420 bu, için geçerli bu. 420i'nin Türkiye'ye giren ilk 117 araçtaki en pahalı fiyat. Şimdi bu fiyatlara bir bakalım. Ha, evet. Bir de sahibinde ne gelin? Bir fırsatçılarımızı yakalayın orada. Hepsine evet. Mail atın. Abi mesaj atın. Bu fiyatlarda girmiş. Yalan söylemeyin. Bu videodaki evet. Dislike'lar galeri camiasından evet, 4 kazananlara aittir diye bir de bir koyabiliriz bunu yani. 430'larda fiyat nasıl şekilleniyor? 430'ların şöyle söyleyeyim sana. Çok farkı yok gibi aslında. Aslında çok fiyat farkı yok fakat 430'un ihracatıyla ilgili ama şey de bir kesinlik de yok. Değil mi? 2021 diyorlar ama net bir şekilde cevap vermiyorlar. Allah Allah. 440 geldi bu arada Türkiye'ye. 4 tane geldi. İlk gelen yeni 4 sesi 440'tır bu arada. Hı hı. Sahibinden de bir tane var. Hı hı. Bu aracın Türkiye'ye giriş fiyatı, bayilik satış fiyatını ben öğrendim. 1.750'ye satmışlar. Tabii şimdi o adam da bana biraz dislike atacak. 1.750'ye satıldı. İlanda 1.900 fiyatı. Hı hı. Peki bunu da sorayım. 1.900.000 TL yeni 4 kasaya verilir mi?
Ciddi bir rakam değil mi? Kesinlikle. Yani 1 milyon 900 bine çok güzel arabalar alıyor. İki kasa alıp konversiyon yapıp M2 yapıyorlar ya. Evet. Ya da M4 motor koyup direkt M2 Competition yapıyorlar ya. Evet. Bu arabada da al bunu, koy yeni gelen motorunu, süspansiyonunu, bütün yürüyenini vesairesini, hmm, al sana yeni M4. Kesinlikle. Çünkü 3 milyon plus rakama çıkacak gibi gözüküyor yeni M4. Kaç paraya ben çıkacak bileyim var mı? Ben daha da üstünü bekliyorum. Çünkü 2 milyona 4.40'a satıldı. Ya M performans çok daha yüksek olacağını paralara düşünüyorum. Paralara bak. Yani minimum 3 milyon minimum. Değil mi? Yüksek yani paralar. Sistem edeceğim bir şey bu araçla ilgili. Eski 1.6 170 beygirlik motorlara göre, o Peugeot motorlarından BMW'ye geçtiler. Bu motorun yakıtı biraz fazla. Kaç litre yakıyor? Çok önemli. Yani biraz fazla dediğim nokta şu. Aslında standart bir yakıt. Şu anda beni tahmin ediyorum. Şu anda arabam rodajda daha 100 evet. kilometre olmadı. Bu arada bu videoda çok basamıyoruz. Bir ufak bassak mı sence sonraki dakikalarda? Yok. Basmayalım. Basmayalım evet. Ben rodajda ben arabamı temiz kullanıyorum. Tamam aynen evet. Tamam. Bugün şimdi basmıyoruz arkadaşlar. Zaten basamıyoruz ama ben sonrasında basacağız ama ileride. Sözüm var. Şöyle evet, yazılımı atıp geleceğim. Zaten 100-200 ölçeri şey yaparız. Aynen öyle. DBN de aldık bu arada. Onda süre alacağız bu arabada. Sürede kasarız. Sıkıntı evet. yok. Yakıtı abi arabanın İnternet verisinde 7 litre falan gösteriyor teknik verilerde. Evet. Fakat benim tahminim minimum 8,5 litre İstanbul içinde. Hmm. Zaten en güzel yanı şu, ben ona dikkat ettim. 8. vites 120 km'de araba 1900 devirdi. Evet. Bunu ayarlamışlar. Çok güzel. Vites geçişleri muazzam bu arada. Bak EcoPro'yu aldığımızda arabanın şey yapıyor. Şurada anlık yakıtı alıyor. Evet. Mavi arkadaşlar. Ha bir de orada çizgilerin. Aa evet. Süper. Efsane bu arada. Şimdi Sport'a mesela aldığımızda nasıl şekilleniyor? Kırmızıya dönüyor. Kırmızıya gaz dönüyor. Tepkisi değişti bir anda. Zaten BMW'nin standartıdır o. Evet. Evet. Şu an turuncu orta comfort mod. Bu comfort mod. Arkadaşlar. Adaptifi açıyorsunuz. Hı-hı. Yolda giderken senin sürüşüne göre süspansiyon dengeliyor. Vay. Evet, bu arada bu özellik opsiyonel bir özellik ama Türkiye'ye gelen bütün araçlarda var. Hı-hı. Bunu Borusan hepsine koymuş. Evet. Kablosuz şarj özelliği var orta kısımda. Kablosuz şarjımız kendi var. Kendi kendine gidiyor mu? Yarı otonom mu yani direkt? Yarı otonom. Şeritte kalma olayı var mı? Şeritte kalma olayı var. Ayrıca bu arabada yapalım şey mı gelmiş? Ya bu arabada yok. Otopilot özelliği gelmiş yeni 4'lerde. Benim arabamda maalesef bu özellik yok. Vay başıma ama, gelenler. Ama sana sözüm olsun. Keşke olsaydı ben ya. Bir tane daha 4 kasa aldım. Ama kuzenime. O arabada var. Aa onu da çekeriz. Senin arabanın yüklenmiş taba, hali. Hatta evet, o arabada şöyle bir şey var. İçi taba M4 koltuğu dediğimiz bir koltuk var arabada. Evet. O taba M4 koltukta ve otopilot özelliği var benim arabanın üstüne. Bir de Shadow karartılmış laser light'ı var arabada. Allah Allah. Biz sonradan yakaladık arabayı. Ben ya, keşke kendim alsaydım falan dedim. Olsun kanka. Ama ben bu arabayı almıştım. Bu senin rengin falan da çok güzel. Ha ben içinin kırmızı olmasını istemiştim. Bana o yüzden bu araç ayarlanmış. Evet koltuklar efsane. Bu arada arkadaşlar masaj falan özelliği var mı? Yok maalesef. O da yok. Zaten spor araba kanka. Benim bu sorduğum şeyler biraz 7 kasaya kaçıyor. Olmaması çok normal. Yani direksiyonda ama şey var sanki ya. Hissiyat otonomluğu var. Yani ruhu falan var da sen gidiyor gibi kanka. Direksiyon böyle bırakınca da dönüyor hala bak. Zaten direkt düzlemiyor şey, araba çok iyi. Tabii. Bu da mesela değişik bir şey arkadaşlar. Sanki biraz sanki sürüşü kolaylaştırıyor gibi bir detay bu ya. Hani arkadaşlar zaten şey de var şimdi. Mesela diğer arabalarda bak şöyle çevirirsin kalmaz özür dilerim. Hani direkt böyle döner ya. Bunda dönüşlerde arabada mesela burada yapınca topluyor da orada sanki bir tık tutuyor gibi ya. Virajlar zaten şeritlerle ilgili araç algılıyor. Benim algılıyor mu? İçim var. Ha. Sen 70 km hızın üstüne çıktığında evet, zaten şeritten çıkmana izin vermiyor. Araba zaten şeritleri görüyor. Şu an görüyor mu bu mesela? Görüyor. Şu an sen mesela sinyal vermeden sola gittiğinde. Aa evet. Tamam benim bahsettiğim buydu kanka. Ama sağa doğru oluyor zaten. Aa evet. Şu an yapıyor kanka. Bunu yapıyor. Fakat bunun daha geliştirilmiş hali var. Otopilot dediğimiz bu Tesla'dan sen bilmemiz. Çok üste çıktın. Ben çok bunu istiyorum zaten. Bırakıyorum dur direksiyonu. Allah Allah. Artık BMW kendini açtı. Bunu 7 kasalara yapıyordu. Abi şu an 7-8 km hızla gidiyoruz arkadaşlar. Bıraktım. Al kanka. Tamam hadi al. Yerler ıslak. Tamam. Dönmüyor. Dönüyor. Nasıl dönmem ben diyor. Aa evet gidiyor. Ya aslında vay çok iyi. Hadi al bir daha. Almadı. Almadı. Çok şöyle güzel. Aslında bu özelliğin amacı şu. Senin şeritten çıkmanı engellerim ben diyor. Evet. Ama diyor tamamen şeritte de ben gitmem diyor. Ya şimdi detayları anlatırken bir şey atladık. Ekleyeyim ben. Araçta geri sürüş asistanı diye bir özellik var. Evet. Bu özellik şu şekilde. Ha, şimdi şöyle direksiyonumuzla şöyle yaparak hatta gidelim. Hemen buradaki bu detayı da gösterelim. Şimdi geri gideceğim. Evet çok dar bir sokaktayız. Şimdi durduk. Evet. Vitesi geriye takıyoruz abi. Taktık. Geri sürüş asistanını açıyorum. Evet, geri sürüş asistanımız 50 metre. Şimdi bu nedir sevgili Yusuf? Şimdi bu nedir? Abi örnek veriyorum. Çok dar bir sokağa girdim. Şimdi biliyorsunuz girdiğimiz gibi çıkmamız geri gelirken çok zor oluyor. Evet. BMW bunu düşünüp şöyle bir özellik yapmış.
senin 50 metre boyunca direksiyon hareketlerini bildiğin böyle video geri sarıyormuş gibi geriye alıyor. Evet. Bu hemen şekilde 50 metre boyunca hani dar bir yere girdiyseniz çok rahat çıkabiliyorsunuz. Yani çok fazla kullanışlı bir özellik aslında. Çünkü mükemmel bence ya. Vardır geri gelemeyen insanlar halen daha vardır. Biz de mesela zorlanırız. Girdiğimiz gibi çıkamayabiliriz. Evet, evet. Bunun için çok güzel bir özellik yapmışlar. Geri vitesi taktık şu an arabayı arkadaşlar. Tamam. Bakın, ayağını frenden çekiyorum. Ayağımı frenden çekiyorum. Yavaş yavaş yan aynalarımı da kendim kontrol edecek şekilde gidiyorum. Direksiyonu çek şimdi. Direksiyonu çekiyorum. Ufak ufak oynuyor zaten. Aynen. Bak ben zaten öyle gelmiştim. Şimdi biraz daha fazla çevirecek. Vallahi çevirdi. Evet. Aa, hatta orada evet çevirmiştim biraz önce. Muazzam. Hala gidiyor. Bakın orada 32 metre falan filan da diyor arkadaşlar. Ben hala hızlı bir şekilde kontrollerimi sağlıyorum. Vay vay vay. Mükemmel. Mükemmel. Bakın 19 metre kaldı şu an. 19 metre daha gidebilirim diyor senin hareketlerini hatırlayıp. Bir de arada anahtarımıza bakalım arkadaşlar. Anahtarımız. Şu şekilde bir M işareti koymuşlar. Güzel yani. 5 kasalardan aşina oldunuz. Evet. Anahtar. Gayet. Başarılı duruyor yine yani. Kankacığım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun bu canavarı getirdiğin için. Hı-hı. Bugün de bu inceleme fırsatına birlikte Türkiye'de ilk defa yapma fırsatı bulduğumuz için. Sizler de değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için ayrıca çok teşekkürler. Videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, sevgili Yusuf'u Instagram'dan bakıp sorularla darlamayı ve aynı zamanda arkadaşlar emeklerimizin karşılığı olarak böyle çevrenizdeki insanlarla paylaşıp ailemizin büyümesine de katkı sağlamayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir dakika. Çekilişi unutma ama. Çekilişi aynen. Çekilişi söyle bak. Evet Instagram'da PlayStation 5 veriyoruz şu ya an. Ben de katılacağım aşağıda. Şey yapın. Büyük torpil istedim yapmadı bak arkadaşlar. Kanka diyorum. Tanı daha yok diyorum tanı her daha bir yok diyor. Hatta bana diyor ki sana çıkarsa vermeyeceğim diyor. Ben diyor. Yusuf'cum evet. Tekrardan çok teşekkür ederim. Rica geldiğin ederim. İçin, canavarı getirdiğin için. Hı-hı. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.